Bir anlamda tepkisi var. Yani buradan da anlaşılıyor ki o bölgenin imar koşullarına aykırı bir yapı. Yani vatandaş dahi bunu tespit edebilmiş durumda. Biz Mimarlar Odası olarak konuyla ilgili sorgulamamızı hem Atakum Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi nezdinde yaptık. Yazılarımızı yazdık ve orada şunu sorduk. Yapılan yapının kanun imar yönetmeliklerinin hangi maddelerine uygun olarak yapımına izin verildiğini sorguladık. Şu ana kadar henüz bir cevap gelmiş değil. Ancak bu yazımızdan bir iki gün sonra yapının yola doğru çıkan saçağının 2 metresi kesildi. Ancak burada baktığımızda bu yapı bir kere imar yönetmeliklerinin hiçbir maddesine uymuyor. Çevredeki imar koşullarının hiçbirine uymuyor. Dolayısıyla yapılaşma koşullarının hiçbirisine uymuyor. Bununla alakalı olarak Atakum Belediyesi'ndeki yetkililere sorduğumuzda bize yapının bakanlıktan ruhsatlandırıldığını ifade ettiler. Ruhsatın kendileri tarafından verilmediğini, bakanlıktan imar planlarının da bakanlıktan yapıldığını ve bakanlık tarafından ruhsatlandığını söylediler. Her ne koşulda yapılıyor olursa olsun bu yapı bize göre çevre koşullarına tamam.